Günaydın Hoş İlker Bey. geldiniz. Size de günaydın. Bütün Türkiye'de, bütün milletimize de günaydın. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Dün Sinop nasıl geçti? Esnafla buluştunuz, çiftçiyle buluştunuz. Bir yandan böyle hem nabız yok diyorsunuz. Hani ne oluyor? Onların düşüncesi ne? Bir yandan siz o yaşadıkları sıkıntıları meclise taşımaya da gayret ediyorsunuz. Dün karşılaştığınız mesela esnaf, çiftçiler nezdinde neydi? Pazar günü de Sinop'taydık. Ben pazar günü geçtim İstanbul'dan Sinop'a. Pazar günü tabii bu yasağın son günü olması hasebiyle biraz daha kısıtlı bir çalışma yapabildik. Tabii bazı esnaflarımız açık. Fırıncılar, marketler, acil ihtiyaçları görecekler. Onları ziyaret ettik. Türkeli ilçemize gittik. Türkeli biliyorsunuz Batı Karadeniz'in sahil ilçelerinden, güzel ilçelerinden bir tanesi. Vatandaşın önemli bir kısmı yurt dışında çalışıyor ama geri kalan kısmı da hayvancılıkla, tarımla uğraşıyor. Orada bütün köy muhtarlarımızla, mahalle muhtarlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Ne söylediklerse? Onların taleplerini dinledik. Tabi onların daha çok talebi bu muhtarlıklarla ilgili biliyorsunuz bazı kanun değişiklikleriyle ilgili. Örneğin işte yapı kayıt belgeleri, imar barışı. Biliyorsunuz bu imar barışında iki cephe var. Yani bir kısmı diyor ki kardeşim adam buraya kanunsuz olarak bir bina yaptı. Devlette, işte bakanlıkta bununla ilgili işte binlerce, yüz binlerce bu tür yapı için bir imar barışı çıkarttı. Ve bunlar tabii belli bir ücret ediyerek bunları yasallaştırdılar. Bir de diğer tarafta da bu mağduriyeti yaşadığını dile getirenler var. Orada da bunu çok sayıda duyduk. Özellikle 2017'den sonra kanun bunu kapsamadığı için bu konuda yeni talepler var. Yani daha önceki uygulamanın tekrar bir kanun çıkartılarak meclisten burada yine on binlerce belki yüz binlerce insan mağduriyet yaşadığını iddia ediyor. Burada muhtarlarımız da o bölgede yaşayan vatandaşlar adına bunu talep ettiler. İkincisi tabii elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili. Bunu buradan söylemek istiyorum. Maalesef bazı bölgelerimizde hala 1980'lerde yapılmış elektrik altyapısı ile köylerimize elektrik iletiliyor. Ben mesela bunu kendi köyümden de biliyorum. Bir fırtına çıktığında, bir böyle sert yağmur yağdığında, dolu yağdığında, kar yağdığında bir anda elektrikler kesiliyor, arıza oluyor ve belki o bazen böyle saatlerce, bazen de günlerce bu arızanın giderilmesiyle uğraşılıyor. Bunları dile getirdiler. Tabii başkaca mahalleleriyle ilgili birebir sorunlarını, problemlerini de bizimle paylaştılar. Pek tabii, çok sorun not ettiniz o zaman. Tabii biz arkadaşlarımızla birlikte onların taleplerinin tamamını aldık. Bir kısmını hemen ertesi gün zaten Vali Bey'le görüştük. Kendisine ilettik ki çok gerçekten duyarlı, ilgili bir valimiz var Sinop'ta. Bu sorunlardan bilgisi var mıydı? Tabii var, bilgisi var. Bunların bir kısmıyla ilgili oradaki dağıtım şirketleriyle ilgili daha önce de görüşmeler de yapılmış zaten. Akabinde belediye başkanımızla görüştük. Onunla da istişare ettik. Gerçekten Sinop çok güzel bir şehir. Yani ben gitmeyen herkese en az birkaç kere Sinop'a gitmeyi tavsiye ediyorum. Bir de Sinop'un şöyle bilinmeyen bir yönü var. Onu da Vali Bey'le konuştuğumuzda bilgi alışverişinde bulunduk. Kendisi gerçekten Sinop'u çok iyi tanımış, tarihini öğrenmiş. Bizimler de bilgilerin önemli bir kısmını paylaştı. Bizim de bildiklerimiz vardı. Ondan öğrendiklerimiz oldu. Mesela Sinop, Türklerin, yani Büyük Selçukluların Anadolu'da denize ulaştığı iki yerden bir tanesi. Birisi Alanya, bir tanesi de Sinop. Mesela bir başka bilgi daha var. Kırım Savaşı'na kadar, yani 1800'lü yıllara kadar Sinop'ta Osmanlı'nın en büyük tersanelerinden bir tanesi var. Yani gemi inşası orada yapılıyor. Yine Sinop'un çok önemli özelliklerinden bir tanesi, Sinop biliyorsunuz Karadeniz'de liman diye bilinen ve bütün gemicilerin sığındığı koy gibi, yarımada gibi bir şehrimiz. Çok doğal kalmış, hala 40-50 bin nüfuslarda ve inanılmaz, şehirde trafik lambaları bile yok. Yani Sinop çoğu çok yerde. Kıymetli bir ilimiz. Çok kıymetli. Vatandaşı gibi, yerimiz, sadece, beldemiz gibi. Sadece bakın coğrafi güzelliklerinden işte o Erfelek,
Tatlıca Şelalelerinden ya da pek çok Hamsilos gibi bir sürü böyle gezilecek tarihi yerler var. Zaten o Batı Karadeniz'in o kıyı şeridi her biri bir cennet köşesi. Peki orada şu anda balık yeme Sinoplu imkanı da bulduk. Çok güzel kalkan var. Efendim işte mezgit var, diğer balıkları var. Sağ olsunlar bize ikram etsinler. İnsanı da çok güzel. Yani inanılmaz. İnsanı güzel az, efendim demokrat. De insanının durumu ne acaba? Ben sözü oraya getirmek istiyorum. Şimdi bir haberimiz var. Hani esnaf ne durumda? İsterseniz haberimizi paylaşalım. Ondan sonra size sorayım acaba tabii ne durumda Sinoplu ya da bütün hani esnafımız? Tabii bu pandemiden aktaralım etkilenenler var. Çok özür dilerim efendim. Onlar... Haberi paylaşalım öyle devam edelim. Tabii buyurun. Aktaralım efendim. Alıyoruz, 5'e satalım diye uğraşıyoruz, 3'e olmuyor. Bir tek abi, bir tek, kralı bir tek. Sadece 4 yılda, son 2 yılda da pandeminin etkisiyle arttı krediye sarılan esnaf sayısı. 4 yılda 720 bin kişi daha eklendi borçlu listesine. 1 milyon 168 bin esnaf kredi borçlusu. Hem de bu sadece bir bankaya ait veriler. Artan maliyetler, masraflar da esnafın belini büken. 2020 yılında başlayan pandemiyle birlikte kapanmalar oldu. Kirasını ödeyemeyen, işçisinin maaşını yatıramayan ya kapattı kepengini ya da krediye başvurdu. Borç borcu kapattı ama zarar devam etti. Üstüne bir de ödenemeyen banka borcu eklendi esnafın yüküne. Sözcü gazetesinin haberine göre 2017 yılında 448 bin esnaf bankalara borçluydu. Aradan geçen zamanda 3'e katlandı sayı. Bugün 1 milyondan fazla esnaf ekmek teknesini kaybetmemek için bankalara borçlu. Çekilen krediler ayı kurtarsa da artmayan gelir karşısında o da yük oldu esnafın omuzlarına. Ertelenen kredi ödemelerinin günü yaklaştıkça çare yeni çaresizlikler haline geldi. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon civarında esnaf halen faaliyet göstermeye çalışıyor. Ayakta kalmak için direniyor. Borçlu esnaf sayısı 3'e katlandı. Şimdi Akın Bey yazmış. Şimdi Sinop'tan bahsediyor Mustafa Bey. Pahalılıktan, işsizlikten, adaletsizlikten hiç bahsedilmedi mi acaba Sinop'ta kendisine? Sorulardan bir tanesi bu. Hemen kısacık sorayım. Bir başka izleyicimiz de emeklilikte yaşa takılanlar. Hani bu meselenin çözülmesi bizim hakkımız değil mi diye hemen bunu sorayım. Ne dersiniz EYT ile ilgili? Öncelikle ben EYT yani emeklilikte yaşa takılanlara hakları olan emekliliğin behamahal verilmesini istiyorum. Bunu defaaten dile getirdim. Mecliste de dile getirdim. Her ortamda da dile getirdim. Çünkü İlker Bey vatandaşımız yani bu emekli yaşa takılanlar dediğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz İşe girerken devletle bir sözleşme imzalamışlar. Yani devlet demiş ki şu kadar yıl, şu kadar gün çalışır, şu kadar prim ödersen sen bunun sonunda emekli olursun demiş. Lakin daha sonra bir kanun değişikliğiyle maç ki, başladıktan sonra AK Parti iktidarından önce 1999 yılında yapılan bir biliyorsunuz değişiklikle maalesef bu emeklilikle ilgili bir yaş sınırı getirilmiş ve şu an ben de bir EYT'liyim. Yani ben de 3 yıl bekledim. Siz de hakkınızı arıyorsunuz. Için. Hayır ben oldum ama 3 yıl bekledikten sonra oldum. Yani ben de bekledim. Şu anda da bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili herkes beklemiyor. Yani sırası gelenler emekli oluyor. Gün geçtikçe de bunların sayıları aşağı doğru düşüyor. Ama ben bunların emeklilik haklarının bir an önce verilmesinin taraftarıyım. Bunu defaaten de dile getirdim. Akın Bey'in sorusuna gelecek olursak işte esnafın durumu onu paylaştık. Sinop'ta ya da gittiği yerlerde Sayın Genel Başkan'a pahalılıktan, işsizlikten, adaletsizlikten bahsedenler yok mu? Ben İlker Bey halkın içinde en çok içinde olan yani köyde, kasabada, sokakta olan siyasetçilerin başında geliyorum. Bakın dün Sinop'ta öyle yoğun bir programımız oldu ki biz önce esnafımızı gezdik, esnafımızla konuştuk. Sonra Sinop'un o meşhur çay bahçesinde, limanda oturduk, emeklilerimizle sohbet ettik. Emeklilerimizle konuştuk. Bir programı kısaca bir dakikada özetleyeyim, lütfen. Sonra onların ne dediğine geleceğim. Sonra yine başka bir caddede diğer esnaflarımız da, mesela kotra üretenler orada çok fazla biliyorsunuz. Bu gemi maketleri var ya, onlar evet. Sinop'a çok özgü. Daha sonra orada balıkçılarımız da yani balık tutan denizden onların derneğine, lokaline gittik. Orada onların dertlerini dinledik. Oradan geldik teyzenin yeri diye çok güzel bir yer var. Orada da kadınlarımız mantı üretiyorlar ve orada doğal olarak da satıyorlar. Onları ziyaret ettik. Daha sonra biz kongremizi gerçekleştirdik. Yani
28 yıl sonra biz Sinop'ta maalesef bugüne kadar çok güçlü bir teşkilatlanma yapısı kuramamıştık. Ama dün gerçekten çok muhteşem bir kongre yaptık. Evet. Kültür merkezinde salon tıklım tıklımdı. Ve kadınların çokluğu beni ziyadesiyle çok memnun etti. Orada bize kadın meclis üyelerinden geçişler oldu. Diğer ilçelerimizde hakeza. Sonra da Saraydüzü ilçemize gittik. Boyabat'tan. Boyabat ilçemiz ve oradan Saraydüzü ilçemize geçtik. Orada da güçlü bir teşkilat kurduk. Arkadaşlarımıza, Hüseyin Bey'e, Emine Hanım'a, meclis üyemize teşekkür ediyorum. Hakeza Türkeli'nde Adem Bey'e, yine merkezde Tahir Bey'e, Suat Bey'e, bütün hanımefendilere ve orada da Uluköy'e gittik. Uluköy'de tam ben gittiğimde akşam namazı vakti gittim ve orada bütün halk, kadın, erkek, herkes toplanmıştı. Aynı şey Saraydüzü'nde de, ilçe merkezinde de öyleydi. Orada oturduk, vatandaşlarımızla bu sefer de çiftçinin, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların meselelerini dinledik. Evet. Ne dediye gelirsek, evet. Bir kere esnafımızın... Bir yandan böyle hani tabii, vaktimizi de hani sınırlı, güzel bir şekilde kullanmak istiyoruz. Ve izleyicilerimizin de size soruları var, onları da böyle yansıtmak istiyorum. Şimdi esnafımızı bu dönemde ikiye ayırmak lazım. Esnafımızın bir kısmı mağdur oldu bu dönemde. Bir kısmı ise dükkanları açık olduğu için, başta işte bu fırın ya da işte marketler falan. Özellikle mesela bu dönemde... Büyük kısmı mağdur oldu aslında. Tabii önemli bir kısmı mağdur oldu. Mesela burada zincir marketler başta olmak üzere bazı kesimler de fırsatçılık yaptılar. Yani düşünün ki market zincirlerin cirosu %65 artmış ama karları %100 artmış. Ya kardeşim derdin ne senin ya? Vatandaş zorda. Sen nasıl %100 kar açıklayabiliyorsun ya? Ya da nasıl bunu yapabiliyorsun? Yani bu kadar fiyat artışları nasıl oluyor? Mesela yine esnafımızdan, o balıkçı esnafımızla yaptığımız toplantıda onlar tabii balık tutmaya devam etmişler. Ama onların mesela kirayla ilgili, oradaki limandaki kafelerin kirayla ilgili meseleleri var. Burada orası devlet kurumlarına ait ya da belediyeye ait iş yerleri. Burada ecri misil artışlarla ilgili bizden talepleri oldu. Biz onları ilgili kuruluşların tamamına iletiyoruz ve tabii bizim hangi kurumsa hangi kurum, yani diyelim Van'da Diyanet Vakfı'nın caminin altındaki dükkanlar var ya da işte orada Milli Emlak'a ait olan var, öbür tarafta işte belediyeye ait olanlar var, biz hepsine birden çağrı yapıyoruz. Yani bunları birebir de söylüyorum, ben hemen geldiğimde ilgili kurumları arıyorum ve onlarla görüşüyorum, oradaki vatandaşların taleplerini iletmekle kalmıyorum, onun yerine getirilmesi için de bir mücadele veriyorum.